Sevgili öğrenciler, ikinci dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açık hava basıncının etkileri, Torricelli'nin yaptığı deneyler ve kapalı kapağdaki gazların basıncıyla dersimizi noktalandıracağız. Evet, başlayacağız ve bitireceğiz tabii ki de. Torricelli'den biraz bahsedelim gençler. Bildiğiniz gibi açık hava basıncını bulan, bununla ilgili deneyler yapan bilim insanı, İtalyan bilim insanı Torricelli. Ivan Celista Torricelli diyoruz. Torricelli gençler gidiyor deniz seviyesine. Deniz seviyesine gidiyor gençler. 0 santigrat derece sıcaklıkta ve 1 metre uzunluğundaki cam boruyu ağzına kadar, şu komple bütün cam boruyu civayla dolduruyor ve bir kap daha alıyor. Yine onun içine de civa koyuyor. Hemen karşınızda gösteriyorum gençler. Bakın, bir kap aldı. Civa doldurdu içerisine. Civa, tabii ki de I harfi. Cam boru, gördüğünüz gibi 1 metrelik, yani 100 santimlik cam boruyu da civa koydu. Ve Torricelli bu cam boruyu ters çevirerek gördüğünüz gibi şu kabın içerisine daldırdı. Deniz seviyesinde 0 derece sıcaklıkta gördüğünüz gibi ve bir süre bekledi. Bir süre bekledikten sonrasında civa seviyesinin yüksekliğinin 76 santime indiğini gördü. Ve Torricelli dedi ki gençler, o halde açık hava basıncı, yani P0 dediğimiz, gösterdiğimiz diğer adıyla açık hava basıncı, atmosfer basıncı, deniz seviyesinde 0 derece sıcaklıkta 76 santim yükseklikteki civanın basıncına eşittir dedi. Ve Torricelli bulunduğu konumda açık hava basıncını 76 santim olarak ölçtü gençler. Torricelli'nin bu deneyi kıymetli. Niye kıymetli? Biz diyoruz ki tabii ki de artık açık hava basıncının bir yerdeki varlığını ölçebilmek için ya da bir noktadaki bir konumdaki açık hava basıncını ölçmek için Torricelli gibi deney yapmıyoruz. Artık küçük barometre dediğimiz aletler var gençler. Açık hava basıncı sevgili öğrenciler barometre denen aletle ölçülüyor. Ama sorularda Torricelli'nin şu deney düzeneğine de barometre diyebiliyorlar. Bu da hatalı bir kullanım değil gençler. Bunu da söylemiş olayım size buradan. Peki öğretmenim, biz bu deneyi yapabilir miyiz? Evet. Civayı nereden bulacağız? Evet, civa zor bulunur gençler. Yani civa kullanmak tehlikelidir. Civa ağır bir metaldir. Peki suyla yapsak olur mu? Olur. Ama suyla yapabilmeniz için gençler şunu unutmuyorsunuz. Civanın yoğunluğu 13 küsürdür. Suyun yoğunluğundan büyük olduğu için gençler, civanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olduğu için civa kullandığınızda burada 100 santimlik bir cam boru yeterliyken, ancak gençler bakın hatta 1 metre diyelim, 100 santim 1 metre su kullandığınızda yaklaşık gençler 10,5 metrelik bir boru kullanmanız lazım, cam boru. 10,5 metrelik bir boruyu düşünebiliyor musunuz gençler? Ne kadar uzun? Bunu bulmak çok zor. Tamam, suyu bulmak kolay ama bu boruyu bulmak zor gençler. O yüzden su kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? Civa kullanıyoruz. Unutmuyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Peki, barometredeki civa yüksekliğine etki eden faktörler. Yani gençler, kısaca atmosfer basıncı hocam nelere bağlıdır derseniz ben size iki tane faktör sıralayacağım. Bir tanesi gençler ortam yüksekliği, diğeri ise gençler sıvının cinsi. Yani hangi sıvıyı kullandıysanız, mesela biraz önce söyledim mi size, civa mı yoksa su mu? Evet gençler, ortam yüksekliği ve sıvının cinsi benim için önemlidir diyorum. Nerede önemlidir gençler benim için? Şundan dolayı, ben neredeyim? Hangi konumda gaz basıncını ölçüyorum? Hangi konumda yapıyorum gençler bunu? Bu benim için önemli. Çünkü yükseklere çıktıkça basınç azalır sevgili öğrenciler. Yükseklere çıktıkça basınç azalır. Yani deniz seviyesinde basınç fazladır. Yükseklere çıktıkça basınç azalır. Yani ben bir deneyi, açık hava basınç deneyini deniz seviyesinde mi yoksa dağın tepesinde mi yapıyorum, bu benim için önemli gençler. Bir, ortam yüksekliği. İki, kullanılan sıvının cinsi. Gençler, düzenekte kullanılan sıvının cinsi, yani civa mı kullandım, sıvı mı kullandım? Sıvının yoğunluğu ile barometredeki o borudaki H yüksekliği ters orantılıdır gençler, tamam mı? Sıvının cinsi ile
H yüksekliği ters orantılıdır, unutmuyorsunuz. Bakın şurada altını çiziyorum. Bu tarz sorular geliyor. Yıldız koyuyorum. Açık hava basıncı azalırsa sıvının yüksekliği de azalır. Ortam yüksekliği ile şöyle, yükseklere çıktıkça basınç azalacağı için sıvının yüksekliği de azalıyor. Ama kullandığınız sıvının yoğunluğunu arttırdıkça H yüksekliği giderek azalıyor. Yani yoğunlukla kullanılan sıvının cinsiyle ters orantılı diyoruz gençler. Civa yerine su kullansaydı suyun yoğunluğu küçük olduğu için, bakın yoğunluk küçükse, şuradan tekrar göstermek istiyorum bakın gençler. Yoğunluk küçük olduğu için bakın 10.3 metre yükseliyor. Burada gençler nedir bakın 76 santim. Civanın yoğunluğu büyük olduğu için, civanın yoğunluğu sudan büyük olduğu için H yüksekliği daha az. Ama yoğunluğu küçükse H yüksekliği daha fazla diyoruz. Unutmuyorsunuz iki önemli faktörü. Ve gençler çok önemli bir faktörüm daha var. Bildiğiniz gibi gençler barometredeki sıvı seviyesi kullanılan cam borunun şekline bağlı değil. Bakın karşımızda görüyorsunuz zaten. Ben borunun şeklini değiştirdiğimde, kalın ya da ince yaptığımızda gençler yine basıncın bakın değişmediğini, yüksekliğin hepsinde aynı olduğunu şu çizgiden görüyorum. Demek ki cam borunun şekli benim için önemli değil. Peki cam borunun kalınlığı benim için önemli mi? Hayır, kalınlık da önemli değil. İnce ya da kalın olması da yine bakın yüksekliğin aynı olduğunu gösteriyor. Ya da gençler cam borunun eğimi. Eğim demek konulma şekli. Bakın mesela bu daha eğimli bir boru gördüğünüz gibi diğerine göre. Eğimi de konulma çapı da açısı, çapı demeyeyim açısı diyeyim gençler. Konulma açısı da hiç önemli değil. Şekli, kalınlığı ve eğimi önemli değildir. Ne için? Barometredeki sıvı seviyesi için. Evet, biraz önce söylemiştim. Deniz seviyesinden yükseklere çıktıkça açık hava basıncı azalmaya başlar. Bakın P1'den yukarıya çıkıyorum, P2'ye doğru çıkıyorum gençler. Ne oluyor? Açık hava basıncı azalmaya başlıyor. P1'deki basınç P2'deki basınçtan fazladır gençler. Unutmuyorsunuz. Yükseklere çıktıkça basınç azalır. Hatta şöyle dağların tepelerindeki karların bahar ayları geldiğinde erimediğini görürsünüz. Çünkü yukarıda basınç azdır. Basınç az olduğu için karlar daha geç erir diyoruz. Peki buraya kadar Torricelli'nin deneyini gördük. Torricelli'nin deneyinde açık hava basıncında hangi faktörler önemli? Bunları tekrar ettik ve notlarımızı aldık çocuklar. Şimdi gelelim. Burada çok önemli bir kısım var. Bakın gaz basıncında özellikle sorularda da çok çıkan ve bence öğrencilerin en çok takıldığı yer. Kapalı kaplardaki gazların basıncı ile mesela sıvıların basıncını birleştiriyorlar bazı sorularda. Kapalı kaptaki gazların basıncı. Bakın ben gençler hep neyle ilgilendim şu vakte kadar? Açık hava basıncı. Peki bu gazı kapalı bir kaba koyduğumda ne olacak? Bir de ona bakalım gençler. Bazen balonlar durduk yere patlayabiliyor. Ya da elimizden bir balonu kaçırdığımızda, helyum dolu bir balonu, yükseklere uçan balon bir süre sonra patlıyor. Değil mi gençler? Ya da sobanın yanında duran balonun küçüldüğünü görebiliyorsunuz gençler. Değil mi? Bunların sebebi acaba nedir? İşte biz buna kapalı kaplardaki gazların basıncı diyoruz gençler. Bakın şöyle çizmek istiyorum. Çok dikkat edin hemen. Gençler bir balonum var bakın benim. Ve balonumun içerisinde gaz var. Şöyle balonumun içinde gaz var. Bakın bu bir kapalı kaptaki gaz değil mi gençler? Sıkıştırdım. Gazlar sıkışma özelliğine sahiptir. Kapalı kaplardaki gazların basıncı 3 şeye bağlıdır. İsterseniz not alın gençler. Sıcaklık, molekül sayısı yani miktar, gazların molekül sayısı ve hacim. Kapalı kaplardaki gazların basıncı 3 şeye bağlıdır. Gençler, eğer sıcaklık artarsa basınç ne olacak? Artar. Gençler, balonun içindeki gazı ısıttığınız zaman tanecikler çok hızlı hareket etmeye başlayacaklar ve balonun çeperlerine çarpacaklar. Çarptıkça basınç yükselecek. Yani sıcaklık ile basınç doğru orantılıdır. 2. Molekül sayısı. Gençler, molekül sayısı demek içeriye biraz daha gaz eklemek demek. Ben kapalı bir kaptaki
gazın üzerine biraz daha gaz gönderdiğimde miktarı artacak. Şöyle düşünün. Bir odadasınız, 20 kişiydiniz. 20 kişi daha geldi. 40 kişi oldunuz. Ne olacak? Sıkışacaksınız odada. Duvarlara daha çok çarpmaya başlayacaksınız yürürken. Aynen mantık böyle. Ben kapalı kaptaki bir gaza bir miktar daha gaz gönderdiğimde yine onda ne olacak gençler? Basıncı artacak. Peki gelelim hacime. En sevmediği hacim. Hacimle basınç birbirlerini hiç sevmezler. Çünkü gençler eğer hacim artarsa, yani biz 20 kişi bir odada duruyorduk. Sonra aldılar odayı, büyüttüler gençler. Ne oldu? Ben odaya daha rahat yayılmaya başlarım, değil mi? Odam küçüktü, 20 kişiydik, 10 metrekareydi. 20 kişiydik, 20 metrekare yaptılar bakın. Her bir metrekareye bir kişi düşmeye başladı. Aynen gazlarda da böyle. Kapalı bir kabı biraz daha büyütürseniz gaz içine rahatlıkla yayılmaya başlayacak. Yani bir kapalı kabın hacmini arttırırsanız basıncı azalacak gazın. Çünkü gaz içeriye istediği şekilde yayılmaya başlayacak ve artık kabın çeperlerine, duvarlarına çarpmamaya başlayacak. Rahatlıkla yayılacak. Yani eşittir çocuklar, hacim artarsa basınç azalır. Hacim ile basınç birbirleriyle ters orantılıdır diyoruz. Ve bunu nasıl ölçüyorum öğretmenim derseniz gençler, ben kapalı kaplardaki gazların basıncını, bakın burada da yazıyor, önemli. Açık hava basıncı barometre, kapalı kaplardaki gaz basıncı manometre. Bakın görselini de koydum sizin için. Manometre denen bir aletle kapalı kaptaki gazların basıncını ölçebiliyorum. Sıcaklık, molekül sayısı ve hacim. Benim için 3 önemli faktör. Ekran fotoğrafı alabilirsiniz isterseniz. Not da alabilirsiniz gençler, dilerseniz eğer. Devam ediyorum. Evet, şimdi birazcık soru çözelim. Gençler bakın, birazcık balonlu şöyle açık hava basıncıyla ilgili 2 tane soru çözelim. Gençler, Torricelli ile ilgili bir deney var. Bir örnek soru bu. Torricelli açık hava basıncını buluyor ve diyor ki gazlar basınç oluşturuyor diyor ve her yöne etki ediyor bu basınç diyor. Ve açık hava basıncının etkisini bir öğretmen de öğrencilerine göstermek istiyor. Torricelli deneyini anlattıktan sonra. İçi boş plastik şişeyi alarak, bakın burada yan tarafından delik açıyor. Delikle parmağını kapatıp içini doldurduğunda, parmağını açtığında suyun fışkırdığını görüyor. Sonra bakın kabın ağzı açıktı ilk önce. Kabın kapağını kapattı. Kapatınca bir şey gördü. Su akmamaya başladı gençler kapağını kapattığı zaman. Peki bu deneyle ilgili yapılan yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Peki deneyi inceleyin bakalım gençler ve soru sizde. Anketimi gönderdim. Buyurun. Evet gençler, %43'ünüz yaptı. Birkaç kişi daha işaretliyor. Bekliyorum son birkaç saniye.
Hadi başlayalım o halde. Anketi bitiriyorum. Bakalım kim benimle çözmek isteyecek bu sorumuzu. Gençler, gördüğünüz gibi 14 kişi B, 1 kişi C, kimse D dememiş, kimse A dememiş. O halde çoğunluk B demiş, 1 kişi C demiş. Bakalım. Hadi kim yapar benimle beraber gençler soruyu? Öykü Doğan, sesini açtım. Beraber yapalım mı? Hadi gel. Olur öğretmenim. Okuyayım mı? Evet. Yo, soru okumamıza gerek yok. A, B, C, D olarak bakalım beraber. Yani A, B, C, D'yi okuman yeterli misin için? Tamam. Şekil 1'de suyun delikten akışında yalnız sıvı basıncı etkilidir demiş. Bu yanlış çünkü açık hava basıncı da var. A'yı eledim. Güzel. Şekil 2'de şişenin içindeki ve dışındaki basınç dengelenmiştir diyor. Bu doğru çünkü iç kısımdaki basınçla dıştaki dengelendiği için suyun akışı duruyor. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. C'de şekil 1'de suyun delikten akışında yalnız açık hava basıncı etkilidir demiş. Burada bence bu yanlış çünkü sıvı basıncı da var. Evet, o halde C'yi de eledin. Doğru mu? Evet. Hı-hı. Şekil 2'de şişe içinde kalan gazlar suda çözünerek akışı engellemiştir. Burada hı-hı, gazlar çözülmüyor yani. Bu da çok alakasız. Yani B oluyor. Süper. O halde en doğru cevabın B olduğunu söyledin. Şekil 2'de şişenin içindeki ve dışındaki basınç dengelenmiştir. Çünkü buradan suyun akmamasının nedeni gençler, buradan etki eden bir açık hava basıncı. Aynı zamanda da suyun içerisinde burada da bir sıvı basıncı var gençler, değil mi? Bir sıvı basıncı ve içeriden de dışarıdan etki eden açık hava basıncı var. Bu ikisi kapak kapandığında birbirini dengelediği için dışarıya su ne olmuyor? Akmıyor diyoruz gençler. Yani doğru cevap B seçeneği. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bir çok önemli bir sorumuz daha var. Bu soruyu ben özellikle çözdürüyorum tüm öğrencilerime. Şimdi gençler, balonlarla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Sonra bu soruyu beraber çözeceğiz. Sevgili öğrenciler, balon dediğimiz ve içerisinde gaz olan, çocukların çok fazla sevdiği ve oynadığı bu esnek cisimler adı üstünde. Bakın, esnek cisimlerdir. Balonlar her zaman içerideki gaz basıncını dışarıdaki basınç ile dengelemeye çalışırlar. Yani bir balon içindeki gaz basıncını etrafına bakar. Etrafındaki basınç yüksekse yükseltir. Etrafındaki basınç düşükse düşürür. Çoğunlukla diyorum. O halde balonlar yani esnek cisimler de iç basınç eşittir dış basınç diyebiliriz gençler bu tarz sorularda. Ve buna göre soruyu değerlendirmenizi istiyorum. Eğer basınçla ilişkisi iç ve dış basınç dengeleniyorsa basınç değişimlerinde balonun şişmesi ve sönmesi gerekir. Değil mi gençler? Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Karşınızda şekil 1'deki düzenekte ağzı bağlı. Bakın çok önemli bir şey. Bunun ağzı bağlı. İçinde küçük çok az miktarda hava var. Bir balonu asıyor. Ve düzeneğin altındaki musluktan dışarıya havayı çıkartıyoruz. Bakın diyoruz. Bu esnada bir bakıyoruz ki balon gençler şişiyor. Bu esnada balon şişiyor. Bu durumun nedeni ne olabilir acaba sevgili öğrenciler? Hemen anketim size geliyor. Evet gençler durumlar nedir bakalım. %41 cevap vermiş. 8, 2, 3 ve 1 şeklinde. Ama yine cevaplar gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre daha bekliyorum. Soru güzel bir soru. Düşünmenizi istiyorum.
Evet gençler, başlayalım sorumuza. Hadi bakalım, açıklamalarınızı çok merak ediyorum. 10 kişi A demiş, 2 kişi B, 3 kişi C, 1 kişi D seçeneğini işaretlemiş. Bakalım ne olabilir? Kim yapmak ister benimle birlikte? Elif, Nisa, Baran parmak kaldırmış. Elif, Nisa sesini açıyorum. Beraber yapalım mı? Olur öğretmenim. Hadi canım, şöyle Aygün, Çiğdem ve Ayca'nın yorumlarını değerlendirelim seninle beraber. Buyurun. Tamam. Aygün, sistemin içerisindeki hava boşaltılırken kabın iç basıncı azaldı. Balon bu yüzden şişti. Bu doğru öğretmenim. Çünkü balon iç ve dış basıncını dengelemeyi sağlayacak. İçeriden hava aldığınızda içeride gazlar azaldığı için balon kendini şişirecek. Bu yüzden Aygün'ün cevabı doğru. Süper, aferin sana, çok güzel. Eğer ben buradan hava çıkarttığımda bu kabın içindeki basınç azalırsa balon içindeki basınç da azalır. Basınçla hacim ters orantılı olduğuna göre bu balon ne yapmaya başlar dedin? Şişer dedin. Süper, çünkü basınçla hacim ters orantılı. Çok güzel, devam. Çiğdem, sistemin içerisindeki havanın bir kısmı balonun içine girdi. Balon bu yüzden şişti. Bu yanlış çünkü balonun ağzı bağlı. Aferin, süpersin. Çok güzel yorumluyorsun. Devam. Aycan, sistemin içerisinde biraz hava ilave edilseydi balon yine şişerdi. Bu yanlış çünkü basınçla hacim ters orantılıdır. Sistemin içine biraz daha hava ilave edersek balon şişmez, daha çok söner. Doğru. Çünkü ben içeriye hava gönderdiğimde ne demiştim? Molekül sayısı. Hava gönderdiğimde basınç artar, hacim azalır aslına bakarsan. Yani sisteme hava gönderdiğimde basıncı arttırıp hacimi azaltıyorum. Sistemden hava boşalttığımda basıncı azaltıp hacmi arttırıyorum. Çok güzel. O halde cevabımız nedir? Yalnız Aygün, Adana. Yalnız. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Aferin size. Süpersiniz gençler. Harika. Neredeyse üniversite sınav sorusu formatında bir soruydu bu gençler. Balonlu soruları size en iyi anlatan, en iyi açıklayan bir soruyla karşı karşıyaydınız gençler. Eğer ben havayı boşaltıyorsam balon şişer. Çünkü havayı boşalttığımda basınç azalır, hacim artar. Tam tersi, içeriye hava gönderdiğimde balonun içindeki kaba, balona değil bakın, balonun bulunduğu kabın içine hava gönderdiğimde basıncı arttırıyorum. Basınç artarsa balon ne yapacak? Söyleyecek gençler. Tamam mı? Balonlu sorularda basınç ve hacime çok dikkat ediyorsunuz. Hava mı ekledim, hava mı çıkarttım? Sıcaklığımı arttırdım, soğuttum mu? Mesela gençler, dedim ya size, sobanın yanında ki balon söner. Niye? Çünkü soba balonun sıcaklığını arttıracak. Sıcaklık artarsa basınç artar, hacim azalır, balon söner. Ya da elimden kaçırdığım bir balon atmosferde patlar. Çünkü yükseklere çıktıkça basınç azalır. Basıncın azaldığı yerde hacim artar, artar, artar. Balon dayanamaz, patlar sonra. Yani basınçla hacim arasındaki ilişkiye dikkat ediyorsunuz balonlu sorularda. Gençler, şimdi son kısım olan basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına bakalım birlikte. Sevgili öğrenciler, katı basıncın da günlük yaşamda pek çok yerde kullanıyoruz ama özellikle buz pateni yapan sporcuların giydikleri işte bu patenlerin alt kısmının sivri olması. Bakın bir. İkincisi, hareket halindeki araçların şuradaki hidrolik fren liftleri, bakın anlatmıştım size, hatırlayın, çok çıkıyor. Sıvıların basıncı iletme özelliğinden yararlanılıyor gençler burada. Ya da airbagler, bakın gençler, arabalardaki, bunlar da çok çıkıyor, hava yastıkları. Arabalardaki hava yastıkları nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Gaz basıncı ilkesiyle. Araba çok yüksek hızda bir yere çarptığında sinyal, sensör var çünkü çok yüksek hız, ama her zaman açılmıyor bakın bu. Küçük kazalarda değil, büyük, yüksek hızda araba sert bir şekilde çarptığında gençler, çarpmanın etkisiyle araba içerideki tüpe gaz olan bir tüp var, sinyal gönderiyor. Ve bu sinyalle gaz çözünüyor ve dışarı çıkıyor, açığa çıkıyor ve yastıkları dolduruyor gençler. İşte bakın, gaz basıncından arabalardaki hava yastıklarında kullanıyoruz. Ve çok önemli, bakın yıldız koyuyorum, bunu not alın. Elektrikli süpürgelerde gençler, tabii ki de içinde motor var, pervane var, şurada dönen. Ve hatta dışarıya buradan böyle hava çıkartıyor değil mi? Üflüyor böyle, kötü kokabilir bazen, toz kokusu olabilir. Gençler, buradaki hava düğmeye bastığınız anda, elektrik aldığı anda pervane dönerken buradan dışarıya hava gönderiliyor. İçerideki hava boşaltıldığında, aynen balondaki gibi gençler bakın. İçerideki hava boşaltıldığında içerideki basınç azalır. Daha renkli bir kalemle yazalım. Gençler, içerideki basınç azalır.
Nedir? Dışarıdaki basınç da fazlaydı zaten. O halde ne olacak biliyor musunuz gençler? Akışkanlar her zaman basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere giderler. O halde süpürgeyi açtığımda dışarı buradan çıkan hava içerideki basıncı azaltır. Dışarıdaki basınç zaten içeridekinden fazla olur bu durumda. Tozlar da kabın içerisine çekilir. Çünkü akışkanlar basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru hareket ederler gençler. Bu yüzden süpürgeler dışarıdaki tozu, pisliği, her şeyi, kırıntıyı kendi içine çeker. Çünkü gazlar da sıvılar gibi akışkandır. Basıncı büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hemen harekete geçerler. Süpürgelerdeki prensip gaz basıncıdır gençler. İki taraftaki basınç farkına bağlıdır. Emme kuvvetiyle toz torbasına bütün tozlar dolar. Sevgili öğrenciler, bunun fotoğrafını çekebilirsiniz. Çünkü gaz basıncının günlük yaşamdaki örnekleri, sorularda karşınıza çıkan örnekler bunlar. İsterseniz ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Bekliyorum. Burada hepsini size anlattım. Pipetle meyve suyu içmek, tulumbalar, emme basma tulumbaları tabii ki, boya makineleri, yangın tüpü, mutfak tüpü ve oksijen tüpünde gaz basıncı var. Parfümlerde de yararlanılıyor. Otomobil hava yastıkları, elektrikli süpürgenin çalışması, vantuzlar, vakumlu poşetler, tıkanan lavaboları açmak için kullanan lavabo açıcılar. Bunların dışında mesela deniz seviyesinden yükseklere çıktıkça, özellikle uçağa bindiğimizde, uçak havalandıkça kulaklarımızın tıkanması ve burnumuzun kanaması da gaz basıncıyla, vücudumuzdaki basınçla dışarıdaki gaz basıncının birbirini dengelemeye çalışmasıyla oluşur. Aynı zamanda böyle zeytinyağı tenekelerinden yağı boşaltırken kenarından küçük bir delik açarız. Küçük ikinci bir delik açarız gençler. Bunun nedeni de yağı boşaltırken, mesela şöyle çizmek istiyorum, göstermek istiyorum size. Şu gençler kapağıdır. Şuradan bir delik daha açarız. Kapağını açarsınız, buradan yağ dökülmediğinde şuradan bir delik daha açarsınız. Çünkü buradaki delik olmasaydı gençler, açık hava basıncı buradan yağın akmasına izin vermezdi. Ben buradan bir delik açtığımda gençler, içerisi ufak miktarda hava alır ve sıvı basıncı ve gaz basıncı, dışarıdaki açık hava basıncının gençler, aralarındaki ilişkiden kaynaklı şuradan rahatlıkla yağı boşaltabilirim. Aynı zamanda böyle bazen çayı doldururken demlikten çayın akmadığını görürsünüz. Ve demlik kapağını açarsınız gençler. Çünkü şöyle çiziyorum. Şöyle düşünün gençler, işte kapak resmi kötüdür. Şuranın kapak olduğunu düşünün gençler. Şu da çayın işte uç kısmının, şurada bir kapak gibi düşünün. İçinde çay var gençler. Şu da şöyle uç, buradan suyu, çayın aktığını düşünün. Normalde kapak kapalıyken şöyle P0'dan dolayı gençler, açık hava basıncından dolayı izin vermez çayın akmasına. Ama ben bu kapağı yukarı kaldırdığımda sevgili öğrenciler, çaydanlıktan rahatlıkla çay akabilir diyoruz gençler. Bunu unutmuyorsunuz. Ve işte karşınızda bir örnek var. Karşınızda gördüğünüz örneği hep birlikte çözüyoruz. Evet, şimdi son dakikalarımızda da birkaç örnek çözeceğiz ve konumuzu noktalayacağız. Gençler, biraz önce burada neyden bahsettim size. Fen bilimleri dersinde öğretmen bardağın tamamını suyla dolduruyor ve ağzına bir kağıt kapatıyor. Ardından hiç hava almayacak şekilde çevirdiğinde bardağındaki kağıdın düşmediğini görüyor. Buna göre öğretmen sorduğu sorulardan hangisine cevap vermek için bu deneyi yapmış olabilir diyoruz gençler. Anketim geliyor. Hazırsanız eğer. Buyurun.
Evet gençler, başlayalım isterseniz. Hemen anket sonucumu başlatıyorum. Size hemen geliyor karşınızda. Sevgili öğrenciler, 13 kişi A demiş, 2 B demiş, kimse C dememiş, D'de bir kişi söylemiş. Evet, kimle beraber çözelim gençler? Hemen bakalım. Ceyda. Ceyda görüyorum, parmağını kaldırmışsın. Hem de ilk kaldıranlardansın. Ceyda'cığım, beraber çizelim mi? Çözelim. Hadi bakalım, ne diyorsun? Ben buna A dedim. A dedin. Neden A dedin peki? Çünkü burada B şıkkında kabın şekline bağlı araştıramaz. Çünkü şeklini değiştirmemiş bir bardağın veya başka bir şeyin. O yüzden B olamaz. Kap içindeki sıvı yüksekliği sıvı basıncı etkiler mi diyor. Burada yüksekliği değiştirmemiş. Aynı yükseklikte. Sadece bardağı ters çevirmiş. O yüzden C de değil. D, katıların basıncı ve uygulanan kuvvet arasında bir ilişki var mıdır diyor. Katılarla ilgili alakası yok bunun. Çünkü kuvvet aynı kuvvet. Evet. O yüzden cevap A oluyor. Açık hava basıncının oluşturduğu bir basınç var mı? Yani bardağı ters çevirince bile bardaktan su dökülmüyor. Bu yüzden de açık hava basıncının etkisi kanıtlanmış oluyor. O halde doğru cevap A seçeneği dedik. Ben de seninle hemfikirim. Süpersin. Teşekkür ediyorum ve devam ediyoruz. Gençler, bir tane de Torricelli ile ilgili deneyimiz ve etkinliği sorumuz var. Bunu da çözüp dersimizi bitireceğiz. 0 santigrat derecede deniz kenarında yapılan gençler... Gördüğünüz gibi bir deney var. Buna göre yapılan deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmez? 100 santimlik boruyu civa dolduruyoruz, ters çeviriyoruz ve bir süre sonra 76 santim olduğunu görüyoruz. Yani Torricelli'nin deneyiyle ilgili hangisi söylenemez diyor gençler. Buyurun anketi gönderiyorum size. Hadi bakalım, bekliyorum, bir dakikanız var. Evet gençler, başlıyoruz. Hemen zamanımız doldu. 2-2-3. Sanırım çözemeden mi acaba açtım ben sorunuzu? Nedense de kararsızlar mı var? Çünkü bir dakikadan fazla vakit verdim aslında gençler size. Çünkü biliyorsunuz zamanında soruları çözmemiz bizim için çok çok önemli. Gençler bakalım, o halde sizler ne dediniz? Parmak kaldıranlar var. Öykü bu sefer de sana söz hakkı vermek istiyorum. Beraber çözelim mi Öykücüğüm? Olur öğretmenim. Hadi bakalım, ne düşünüyorsun? Önce cevabımı söyleyeyim. Ben B dedim. Tamam. Düşünelim bakalım. Açık hava basıncı 76 santim yüksekliğindeki civanın oluşturduğu basınca eşittir diyor. Bence bu doğru çünkü 76 da dengelenmiş açık hava basıncıyla aynı evet. Seviyeye gelmiş. Güzel. Tamam. Ben de hemen evet diyorum. Kapak açıldıktan sonra cam borda civa seviyesinin düşmesiyle oluşan boşluk havayla dolmuştur. Bence bu yanlış diye düşünüyorum çünkü... Orada bir hava yok. Bence orada sadece boşluk var. Havasız evet. Ortam. Güzel. Kapı açıldıktan sonra cam burada civa seviyesi düşmüş olan boşluk havayla dolmuştur. Çünkü burası havayla dolamaz değil mi? Aşağı doğru devam ediyor. O halde B'yi bir ele... Evet. B'yi kenara atıyoruz değil mi? Evet. Tamamdır. Civa ile tamamen doldurularak ağzının kapatılması. Boru içindeki gaz basıncını sıfırlamıştır. Evet çünkü içinde hiç gaz yok. Hepsi civa ile dolu. Evet, o halde bu da doğru, süper. Kapak açıldıktan sonra cam borda civa seviyesinin düşmesi, civa yüksekliğinin oluşturduğu basıncın açık hava basıncından büyük olduğunu göstermiştir. Bu da doğru çünkü büyük olduğu için yani eşitlendiği zaman düştüyse önceki hali büyük demektir. Güzel, süper. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Çok güzel açıkladın Öykücüğüm. Süper, bu konu harika anlaşıldı gençler.
Güzel örnekler çözdük, önemli örnekler çözdük ve sizler çok güzel cevap verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler, kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Fen dersimizin sonuna geldik ve 3. ünitemizi de bitirmiş olduk. Bir hafta sonrasında, tatilden sonrasında görüşmek üzere derslerde. Hoşça kalın, başarılar diliyorum. Bol bol soru çözün ilk 4 üniteyle ilgili tatilde. Hoşça kalın çocuklar, iyi akşamlar.